Ben birkaç şey söyleyeyim. Tabii buyurun. Ee, şimdi rahmetli Hasan hocamız hocamızı analım burada. Onun vefat etmeden önce yazdığı kitap, veririz. İslam Ortak Paydası ve Mezhep Gerçeği. Hı hı. Yani iyi ki de bu kitabı yazmış hocamız. Ee, Mekan cennet olsun. Yani aslında Müslümanların burada dikkat etmesi gereken şey nedir? Gerçekten bu ortak paydanın önemi ve değeri. Yani... Fıkhi konular can hocamın dediği gibi ayrışmalar olabilir. Farklı düşünceler, yaklaşımlar olabilir. Bu gayet tabidir. İnsanın olduğu her yerde ayrışma olacaktır zaten. Ama mesela Zümer suresinin 18. ayeti bize neyi hatırlatıyor? Diyor ki onlar her sözü dinlerler, en güzeli uyarlar. Evet. Yani işte onlar Allah'ın doğru yolu ulaştırdığı kişilerdir. Derin akıl sahipleri de işte sadece onlardır diyor. Dolayısıyla farklı görüşlerin olması kaçınılmazdır zaten. Çünkü en nihayetinde insan düşünen bir varlık yani. Yanlış anlayabilir, yanlış düşünebilir... Birinin isabet ettiği noktada işte bir diğeri yanılabilir. Onun yanıldığı noktada başka bir konuda o isabet edebilir. Yani dolayısıyla bizim hakikati e, hakikate ulaşmak için, doğru bilgiye ulaşmak için her şeyi gerektiğinde dinlememiz hı hı. ama bütün bu dinlediğimiz şeyleri de bir bilgi olarak Allah'ın kitabına arz ederek evet. ondan onay aldığı oranda doğru ve geçerli olabileceklerini de e, idrak etmemiz gerekiyor. Evet. Ya yoksa aksi türlü ...herkesin söylediği şey eşit şekilde doğru olacak... ...gibi bir şey mümkün değil zaten yani. Evet. Nasıl doğru olacak? Herkes istediği gibi konuşuyor zaten dini konuda. Ama bu dinin sahibi var. Ve bu dinin sahibinin insanlığa gönderdiği bir vahiy var, bir hitap var. Ve ancak onun üzerinden doğrunun tespit edilmesi gibi bir zorunluluk var. Şimdi buradaki temel problemlerden bir tanesi de şu. Dinde tekelciliğe gitmek. Evet. Yani her kişi, grup otorite kabul edilen işte zümreler vesaire onlar e, din tekerlerini almaya çalışıyorlar ve buradan hareketle diyorlar ki tek doğru biziz. Bizim gibi düşünmeyen, inanmayanlar da yanlış. Evet. E, yanlış ve aynı zamanda biraz daha ileri giderek mesela işte din dışı e, ilan edebiliyorlar, tekleşebiliyorlar sapkın ilan edebiliyorlar. Halbuki yani Allah hiç kimseye böyle bir yetki vermemiş. Yani kimseye Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi değil. İslam'da böyle bir papalık gibi falan Kilise gibi falan gibi bir kurum yok. Evet. Yani hangi kurum olursa olsun, hangi kişi olursa olsun, biz de dahil, kim olursa olsun, ne söylüyorsa söylesin, söylediği şeylerin doğruluğu Allah'ın Kitabına uyduğu kadardır. Evet Yani herkes dinlenebilir, ama Allah'ın Kitabına vurmak gerekir insanların söylediği şeyleri. Ancak problemler böyle çözülebilir. Evet. Yoksa hani işte falanca kişi, falanca grup. Onlar bana sempatik geliyor. işte ne bileyim arkadaşlarım o grubun içerisinde gidiyoruz, sohbetlerine katılıyoruz. Bak ne güzel şey anlatıyorlar falan. Ya din böyle bir şey değil. Herkesin her şeyi dinlenebilir ama insanın bireysel olarak dinini öğrenmesi ve duyduğu şeyleri de o Allah'ın insanda yarattığı o furkanla ayırt etmesi gerekiyor. Evet. Bunu yapmadığı müddetçe holiganca yaklaşmak, tekfirleşmek, işte tekelciliğe gitmek, tek e, doğruluk iddiasında bulunmak zaten kaçınılmaz hale geliyor. O zaman da Müslümanlar arasında bir birlik zaten. Allah evet. söylüyor bunu. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor Abdullah vahye. Hı hı. Ona sarılın ki ayrıla düşmeyin diyor. O yüzden söylüyorum yani zaten Kur'an ayetinin bir dışa yansıması bu. Ancak Allah'ın vahiyye inananları bir araya getirebilir. Ancak Allah'ın vahiyine inanmaz sarılırsa bir arada olabilirler. Evet bunun için de e, tüm bilgileri Kur'an'ın süzgecinden geçirerek içselleştirmek, onu da hayatımıza uygulamak gerekiyor.